Evet, bize bunca seneler boyunca bazen güzel anlar yaşattın, bazen korku dolu anlar yaşattın, kanser edici anlar da yaşattın ve gerçekten hayattan bıkma seviyesine geldiğimiz anlar da yaşattın. Seninle iyi kötü hatır sayılır derecede anılarımız oldu. Senin sayende güzel arkadaşlıklar kuruldu. Ama artık emekli koltuğuna oturmanın vakti geldi. Çünkü... Oyun zamanı. Hangi kanal herkesi güldürüp... Çık! Ananı 6.50 USD mi? O ananı bir... ...222 TL. Bende kaç var? 212 var. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus çal... Alo aga. Ne oldu aga? Aga 15 TL daha gerekiyor. Allah cezanı versin çocuk. Abi bak ben akşam spora gelirken sana 50 TL getireceğim olur mu? 50 TL getireceğim, borcumu öderim. Şu buçuğu niye ekledin? Hani 6'ydı? Hani 6 dolardı lan? 6 dolar diyordun, niye 6.5 yaptın? Geldi. Vallahi geldi. Yaptık galiba. Senin ta ananı avradını s***. Niye? Ha? Ne? Anlamadım. Ananı s***. 233 TL'ymiş. Lah belanı versin. 10 TL daha lazım. Allah kahretmesin. Abi Allah senin cezanı versin. Evet arkadaşlar, anlık olarak oyunumuzu açtık. Gerçekten heyecanlıyım şu an. Arkada sürekli değişen kareler var. Az önce bir tane adam vardı. Şimdi böyle bir resim var. Sürekli bunlar değişiyor böyle. Ayarlar var, editör var. Editör kısmında ne varmış? Senaryo yaratabiliyorsunuz, medeniyet oluşturabiliyorsunuz. Steam atölyesinden bir şeyler indirebiliyorsunuz. Senaryolar falan ya da modlar bilmiyorum. Ayarlar biraz karmaşık geldi sanki bana ama. Neyse dur bakalım, dur. Ben bir yeni oyun diyeyim. Şimdi arkadaşlar, nerede başlasak? Bence artık bir modern dünyada başlayalım. Türkiye olarak bir bakalım. Ne var ne yok. Bu oyun nasıl bir şeymiş bir görelim bakalım. Senaryolar bol bol var bu arada. Anam. Uff. Çok akıcı, ben böyle bir akıcılık görmedim. Age of History 2'de maksimum kare yasa 60 FPS oluyor arkadaşlar. Bu yüzden böyle ekranı falan oynatırken böyle bir insanın içi daralıyor. Böyle kasa kasa oynuyorsun ama bu gerçekten bayağı akıcı yani. 240 Hz monitörle 240 FPS alabiliyorsun. Al işte ben de Valorant oynuyorum. Ne böyle hertzleri falan çok oyunu sıkıştırmaya başladım. Ooo Racing Fo... Bir dakika dur. Yalnız Racing'in fotoğrafına baksana. Baksana. Bak ha dur. Zorluk. Bence zorluğu ben bir kolay yapayım ya. Neden? Çünkü şu anda oyuna yeni başladık. Eğer saldırganlığı... Aa bu %0'mış lan oğlum. Bunu %20 yapalım şimdilik. Şimdilik %20 olsun. Oyna dedim. Oha direkt başladı lan. Ne yapacağım şimdi? Burada map mod var. Map modunu politikten gördüğünüz gibi bir saniye dur bakayım. Tamam bunlar sadece map mod. Politika böyleymiş. Hükümet. Arkadaş bir şey diyeceğim. Bunlar niyesi? Bunlar parlamenter cumhuriyet. Doğru. Doğru. Bizde tek partili şey mi? Ne vardı bizde? İşte başkanlık cumhuriyeti yazıyor. Ben niye bunu görmüyorum lan? Başkanlık cumhuriyeti işte. Bizde 2017'de referandum yapıldı. Sistem değişti ya. Diktatörlük diyor. Hükümet diktatörlük mü? What the fuck? Vergi verimleri. Oo burada Türkiye'nin biraz daha kapalı bir renk olması lazım. Ekonomi bakımından yani. Ekonomik yatırım yapalım hemen arkadaşlar şuraya. Hemen başlıyoruz ekonomik yatırımlara. Arkadaşlar bu arada oyunu bir keşfediyorum şu anda. Oyunda ne var ne yok şu anda. Anam durduruldu. Hareket mi ediyordu lan bu? Mevcut durum. Mesajlar 18. Rakiplerini seç. Oo rakipleri seçiyoruz. Abi rakip olarak... Oha böyle bir şey var mıymış lan? Burada dini yazıyor. Dini yazıyor rakiplerimizi. Şu anda oyunu inceliyoruz bildiğiniz yani. Ben Ermenistan'ı rakip almak istiyorum. Ha bir dakika. Oha sadece buradan seçebiliyoruz. Başka bir şey yok. Suriye'yi seçelim. Hadi Irak. Irak'ı seçelim abi. Irak'ı rakip seçtim abi. Galiba buradan rakipleri seçmek zorundayız. İlla seçmek zorunda mıyım ya hepsini? İyi tamam seçelim o zaman. İrlanda'yı seçelim. Bir tane daha seçmemiz lazım. Beyaz Rusya'yı seçelim. Evet seçtik. Rakipleri seçtik abicim. Avantaj puanları. Avantaj kilidi aç. Rastgele diyor. Maksimum altın miktarı kilidi. Pardon ben rastgele... Dur. O zaman buradan bir şey seçelim. Altın diyor. Altyapı geliştirme maliyeti diyor. Aylık gelir diyor. Bunlara birazcık para vermemiz lazım. Agresif genişlemek istemiyorum şu anda. Altyapı geliştirme var. İyi bari güzel. Rastgele verdik ama iyi bir şey vermiş yani. İyi bence gayet güzel. Aylık... Gelir verelim bakalım. Arkadaşlar oyunu şu anda cahileyim. Hiçbir şey bilmediğim için. Verdik avantaj puanlarını. Yavaş yavaş keşfediyoruz. Danışman yok mu? Danışman. Bir tane danışman seçelim. Demirel Dilaydın. Oo bunlar kim lan böyle? Hocam şu adam bayağı benim hoşuma gitti ama ben hükümeti değiştirmek istiyorum. Parlamenter sisteme geçmek istiyorum ama. Neyse şimdilik Recep Tayyip Erdoğan gibi reis gibi oynayalım. Dil de vardarı seçelim. Şu adam birazcık bir seçesim geldi. Seç hocam bunu. Ekonomik danışman da varmış. Ekonomik danışmana Nurettin yok mu ya buralarda? Oğlum ekonomi bakanı şunu seç gitsin ya. Ekonomi danışmanı, inovasyon danışmanı Çağla Akkaş. Vay anasını vay. Gel bakalım buraya. Askeri danışman. Uf.
Ha dur lan, burada askeri binalar maliyeti falan yapmalı gibi rastgele tıklıyorum hiç bunlara bakmadan ya. Ordu bakımına iyi vermemiz lazım. Ordu hareket hızı da çok önemli bizim için. Bence Akça Yaydın bizim için iyi bir seçenek olur. Diğerlerine de keşke baksaydık. Ama bakmadık. Bakmadan yaptık direkt. Niye yaptık bilmiyorum. Başkenti yükseltelim. Yok, şu anda yükseltmeye gerek var mı? Yükseltelim ya. Başkent yükselsin abi. Başkent önemli. Tamam. Birazcık bir tur geçelim bakalım. Paramız maramız gelsin. Şöyle bir 8. Anam. Anam. Ne oluyor? Rakip direkt dedi. Nedir? Ha bunlar bize galiba rakip seçmiş. Aynen öyle. Yok tamam, İrlanda'yı biz seçtik ama şu ikisini ben seçmedim. Yüce mahkemeyi yükselt. Yolsuzluk %8 diyor. Olmaz öyle şey. Yolsuzluk olmaz. Yükseltmemiz lazım. Maliyet 200 lira ver, yükselt hocam. Yolsuzluk olmaz öyle şey. Aynen öyle. Birazcık bir ilerleyelim bakalım. Turları şöyle bir geçelim. Hadi bakalım. Başkent ekonomik gelir 250. Ne oluyor lan? Başkent ekonomik gelişimi Mardin gün sonra etkinlik. Başkentinizin ekonomik geleceği dengededir. Kaynakları ekonomik büyümeyi teşvik etmek için mi ayıracaksınız yoksa mevcut durumu? Şimdilik mevcut durumu bir koruyalım. Koruyalım hocam. Mevcut durumu koruyalım. Şu anda pek şeyde değiliz. Askeri akademi yükseltelim isterseniz. Şöyle baktığımız zaman aslında başkent askeri akademi neyse şunu bir seçelim. Onaylayalım. Hatta şunu da bir seçelim. Onaylayalım. Şu an malca bir şey yapıyor olabilirim. Hiç bilmiyorum. Oo, bizim manpower var ya artıyor şu an ha. Görevler. Görevşer yazmış bu arada. Bunu düzeltmeniz gerekebilir. Görevşer. Ekonomiyi arttırın. Servetinizi arttırmak ulusunuzun refahını geç. Evet, ekonomiyi arttıralım hocam. Pardon, bunu tam bunu tamamlamadık. Abi o kadar şey bilmiyorum ki. Antalya gün sonra etkinlik ne? Ne oluyor? Medeniyetinizin etkisini ve mirasını güçlendirmek için her ay miras puanlarını arttırın. Muhteşem. Generaller için askeri akademiyi yükselt. General alalım. Maliyet 42 olsun. Hocam Aypolot Şentürk'ü aldım. Tamer Şentürk'ü aldım. Çevik Atay'ı aldım. Haydi bakalım. Artmaya devam etsin paramız. Şunları bir yetiştirelim bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Bir göreceğiz. Bizim manpower var ya, güzel artıyor ha. Şşş. Kanun bir saniye. Dur. Kanunlar önemli. Toprak reformları, merkez bankacılık sistemi, ilerici vergilendirme, evrensel eğitim, araştırma bizim için çok önemli. Araştırmaya vermemiz gerekebilir ama şu anda paramız da çok az. O yüzden bence biz bir üretim geliri, vergi geliri, ilerici vergilendirmeyi bence biz bir yapalım. Ne yapalım? Vergi toplama, maliyet 40, vergi geliri bir dakika. Dur. İlerici vergilendirme. Bunu yapalım ya bunu. Ama ya bunları sıra sıra yapıyoruz. Miras puanı bunlar mı? Bir dakika, diplomasi, medeniyet mirası, aynen öyle, miras puanı onlarmış. Bunları miras puanlarıyla yapıyoruz arkadaşlar. Bunları söylemiş olayım. Oğlum oyuna daha yeni girdim, rehber yapmış oluyorum ya. Evet, bunları miras puanıyla yapacaksınız. Aynen öyle. Tamam, birazcık vergi toplamaya başladık. Ha dur, bunları da yapalım. Bir saniye dur. Çok önemli. Vergi geliri çok önemli. Bunu da yaptım. Of, güzel vergi yaptık. Kayboldu artık. O kadar fazla para almaya başladık ki. Şimdi şöyle bakalım hükümetimiz. Başkentimizi biz bir şöyle bir yükseltelim ya. Başkenti yükseltmek lazım. Bina inşa edelim. Mesela okulu inşa edelim. Araştırma puanlarımızın artması lazım. Okulu nereye inşa edelim? Şöyle bir güzelce. Aha, böyle şey yapıyoruz. Tamam, çok güzel. Şöyle bir okul inşa ettim. Okul. Evet, inşa ediliyor. Şu anda okulları inşa ediyoruz. Araştırmamız artacak. Teknolojimiz artacak. Kendimizi teknolojik bakımdan bayağı bir arttırmamız gerekiyor. Ubisoft 2 oynar gibi oynuyorum şu an. Eğer ki oyunu çabucak çözebilen varsa beni bilgilendirin arkadaşlar. Beni gerçekten şu anda bilgilendirmeniz lazım bu oyun hakkında. Şöyle ekonomik yatırım yapalım. Bir saniye. Hemen şuraya şöyle İzmir'e de yapalım. Hemen Antalya'ya da şöyle güzelce. Hatta Ankara'ya da yapalım şöyle. Tamam mı? Ekonomiyi sömür diyor. Niye sömürüyorum lan? Sömürdüm valla. Valla sömürdüm ekonomiyi. Kötü mü yaptım? Bir saniye, ben bunları yapmadım daha. Dünya harikası inşa edilebilir. Ayasofya o zaman dünya harikası olarak inşa ediyorum. İnşaat tamamlanacak 2027'de. Ben bunlara bakmıyordum, kusura bakmayın. Askeri akademi yükseltelim hemen. Askeri akademi yükseltelim hocam. Askeri akademi önemli gerçekten. Ordunun reformasyonu. Şırnak gün sonra etkinlik. Ya şu bir şey diyeceğim. Şunu Türkçeyi bir düzeltin ya. Valla bak, ben yazsam daha yazarım. Medeniyetimiz önemli bir askeri dönüşümün eşiğinde. Geleneksel yöntemlerden daha modern taktiklere ve organizasyonu geçerek ordumuzu reform etmenin zamanı geldi. Reformu benimse. Bir dakika, bir saniye. Reform benimse alay sınırı. Biraz güzel şeyler yapmamız lazım. Şimdi Irak benim düşmanım. Seni sevmiyorum dostum. Kimlerle ilişki geliştir? Ya ben Suriye ile ilişki geliştirmek istemiyorum ya. Niye ben bununla ilişki geliştirdim ya? Hükümetimiz şu anda ekonomiyi geliştirelim tekrardan. Mesela buralara böyle bir bayağı güzel bir yapıyor muyuz? Ekonomiyi sömürüyor muyuz? Ne yapıyoruz anlamadım ki. İnşaat maliyetlerinin artışı, Akhisar gün sonrası etkinlik. Yeterli sayıda vasıflı işçi ve zanaatkarların olmaması, savaşların ve hastalıkların etkisiyle birlikte inşaat maliyetlerinin artmasına neden olur. Mevcut durumu koru. Hocam ya, inşaatlar için teşvikler sunayım ya valla. Gerekiyor ama, böyle bir şey gerekiyor yani. Yoksa diğer anlamda bitiyorduk yani. Aha, burada güzel askerlerimiz çıkmış buradan. Güzel. Şimdi rakiplerimi seçiyorum. Rakiplerim kim biliyor musun? Ya hocam, rakiplerim kim benim ya? Yunanistan'a rakibim yapmak istiyorum. Yunanistan'a saldıracağım ya. Lan ne oluyor şu an? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor kanka? Şununla savaşta. Aa.
Oğlum adamlar ne yapıyor? Abi bir dakika gitti bu. Bir saniye. Böyle bir şey kabul edilemez. Gel buraya. Ordumuzun buraya gel. Onu. Oğlum niye bu kadar hızlı geldin lan? Dur sakin ol. Aa dur, modern piyade. Güzel. Modern piyadeler ekleyelim birazcık. Şunlardan da ekleyelim. Oh, bunlardan da ekle. Hepsinden ekle hocam. Hepsinden ekledik valla. Yerleştirimci. Ekle. Ulan gel lan buraya. Yani keşke ittifak olmasaydınız ya. Siz ittifak mısınız? Oğlum siz ittifaksınız. Kanka yalnız ben sana bir şey diyeyim mi? Abi yok. Ben artık sana dalacağım. Artık sen birazcık benim sinirimi bozdun. Hakaret ediyorum ya. Ettim gitti. Kimsin oğlum sen? Savaşımı ilan ediyorum sana. Sen pislik herifin tekisin. Aa böyle mi lan? Oha! Oldu mu oha? Arkadaşlar niye bu kadar şaşırdım biliyor musunuz? Ben hayatımda ilk defa Hoi 4'te oynadığım zaman hiç bu şekilde eyalet fethedemiyordum. Ama şu an burada fethedebiliyorum. Aha bir dakika, Yunanistan'da vardı, pardon. Dur Yunanistan'ı unuttuk. Bir saniye durun. Bekleyin. bir saniye durun. Bir dakika bekleyin ya. Durun oğlum, siz niye böyle şey yaptınız ki? Yunanistan'ın çok ordusu var ya. Grevler bürokrasiyi güçlendir, harika. Muhteşem. Bütün her şeyi yap ya. Ya ben daha hiçbir şey yapmadan niye saldırdıysam gerçekten ya. İnsan biraz beklerdi. Ben niye beklemedim? Yunanistan'ın asker gücü 117 bin. Bizim 233 bin falan. Hah şimdi oldu ya, tamam. Böyle asker ekliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynen böyle. Ekle. Savaş uçağı da ekle lan. Ekle oğlum, bombardıman uçağı da ekle. Modern obüs de ekle. Oğlum çok güçlüyüz ha. Yerleşimci ekle hocam. Oğlum ben var ya felaket ordu basıyorum. Ben ne yapıyorum şu an? Orta tank ekle. Oğlum ben neler yapıyorum? Bombardıman uçağı. Uf ne yaptım ben? Bir saniye, ben ne yaptım? Düşmanlar ilk at mı? Anam ilk ata mı sen? Anam lan niye bir tane yaptım? Bir dakika ne oldu? Bir saniye, şuraya gidin askerler. Biraz saçmaladım ben, pardon. Ha oğlum bunlar yarım saat dancı oluyor ya. Doğru ya. Aa bak şimdi 34 tane geldi işte. Heh ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Gel bakayım buraya. Gel. Gel şimdi aslan parçası. Allah vallahi bitiriyoruz. Şimdi gel lan buraya. Gelin lan buraya. Allah bitirdik. Yemin ediyorum adamları bitirdik şu an. Oh al abi orayı da. Helalsin abi. Şurayı da al sen, sana zahmet. Lan dur, oraya niye gittin? Neyse tamam hadi al orayı da. Gelin abicim buraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşla da savaştaymışız. Vallahi ben bilseydim ona da saldırırdım ama. Tamamdır abicim, bunu da almayı başardık. Oğlum bu harita boyama oyunu. Kuşatmanın sonu. Evet kuşatmanın sonu. Agri bir dakika, oyunu bir durdur. Agri'nin sonra etkinlik. Zaferle sonuçlanan bir kuşatmanın ardından fethedilen şehir için bir seçimle karşı karşıyayız. Ya hemen kazanç elde etmek için şehri yakıp yağmalayın, ancak gelecekteki düşmanları riske atın, ya da merhamet gösterip düzeni sağlayın. Yak ve yağmala, merhamet göster. Ya hocam boşver yakıp yağmalayı ya, merhamet gösteriyorum şu anda. Ben sana merhamet gösteriyorum. Bu arada gel bakayım sen, ben şurayı bir tekrardan alayım sana zahmet. Aynen böyle, al bakayım orayı da sen. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim, büyük ihtimalle ben oyunu çok kolayda başlattığım için, bir de AI saldırganlığı düşürdüğüm için bu kadar basit bir şekilde oynuyorum. Ama eğer ki çok efsanevi zorlu alırsak belki de gerçekten zorlayıcı gelebilir. Hoi 4'ü hayatımda gerçekten hiçbir zaman çözemediğim için ve bu oyunda birazcık detaylı olduğu için, hani Hoi 4'e birazcık benzediği için çok kolayda başlattım. İşgal edilecek illeri seçin diyor. Ben neden tek tek elimle yaptım ki? Adam dur bak, burada işgal edecek illeri seç kanka. Seçiyorsun kankacım benim. Allah'ım tek tek elimle yapıyorum ya bir de. Oo biraz Bodrum'dan Marmaris'ten geçtik. Halkımıza bir selam verdik. O zaman artık barışalım. Talepte bulun. %90 savaş puanı ile kazanan taraf talepte bu. Oo tamam, talepte bulunuyorum. Abicim gözünün nurunu seveyim. Şunları bana veriyorsun tamam mı? Kaybol git şimdi. Kaybol git tamam. Aynen öyle. Gel bakalım Yunan'ım benim. Gel buraya Yunan'ım. Aa! Abi ben yanlışlıkla sadece Bulgaristan'la barıştım. Bunları saldım. Kaç saatte oyunda olduğumu bilmiyorum fakat bayağı böyle bir 25 dakika falan oyundayım. Oyunu çözdüm diyebilir miyim? Aslına bakarsanız gerçekten çok hızlı bir şekilde alıştım oyuna. Ve oyun hoşuma gitti.